Birlik ve Yapalım bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta kadınların başının belası olan kalça ve basenle ilgili birkaç egzersiz göstereceğiz size. Gayet basit egzersizler göstereceğiz ama yakacaktır, eminiz bundan. Yine fizyoterapist İbrahim Bulguroğlu bize yardımcı olacak. Buyurun İbrahim Bey. Egzersizleri ilk başta sırt üstü pozisyonda gösteriyoruz. Sırt üstü uzanıyoruz. Dizlerimiz bükülü. Buradayken kollarımız gövde yanında. Nefes alacağız. Nefes verirken önce kalçamızı havaya kaldırıyoruz. Kalçamız havada kalıyor. Burada bekliyoruz. İsterseniz öncesinde ısınmak için birkaç kez kaldırıp indirebilirsiniz. Böylece kaslarınızı ısıtmış olursunuz. Daha sonra buraya kalktıktan sonra kalçamızı ve gövdemizi sabitliyoruz. Ellerimiz iyice minlere yapışıyor. Derin bir nefes alıyoruz ve nefes verirken bir bacağımızı diğer bacağımızın hizasında uzatıyoruz. Öne doğru uzatıyoruz. Nefes alarak indiriyoruz, nefes vererek diğeri. Burada önemli olan egzersizi yaparken gövdenizin oynamaması. Evet. 4. İlk başta 8-10 kez yeterli. Hafif sallanmalar olabilir, bunu kafanıza çok dert etmeyin. Ama ilerleyen günlerde hiç sallanmadan bunu yaptığınız takdirde özellikle şu bölgenin çok iyi çalıştığını göreceksiniz. Dinlenelim. Bir diğeri, bu pozisyonun daha zoru. Aynı pozisyonda parmak ucuna kalkıyoruz bu sefer. Evet, köprüyü kuruyoruz, parmak ucuna kalkıyoruz. Buradayken aynı şekilde nefes al ve ver. Biraz zorlaştırdık. Eğer ilk gösterdiğim kolay gelirse bunu yapabilirsiniz. Arka bacak için özellikle, kalça için, maksimus kasımız için güzel bir egzersiz. Son 2. Ve dinlenelim. Sonra yan dönüyoruz. Yüzümüzü böyle dönelim. Elimiz başımızın altında. Bacaklarımız 45 derece önde olacak. Bir elimiz göbek deliğimizin hizasında yerden temas edecek. Elimiz başımızın altında olacak bu şekilde. Eğer boyun ağrınız oluyorsa bu pozisyonda bu şekilde yatabilirsiniz ya da şuraya bir havlu koyabilirsiniz. Ya da bir yastık koyup rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Birinci egzersizimiz çok basit. Nefes alırken hızlı bir şekilde bir bacağımı havaya kaldırdım. Bu sırada ayak bileğimi aşağıya doğru ittim. Biz buna point diyoruz. Ve şimdi nefes verirken yavaş bir şekilde ayağı flex'e alıp indiriyoruz. Nefes alırken kaldır ve hızlı, nefes verirken yavaş. Nefes al ve nefes ver. Son 5. 4. 3. Her gün bunları yaptığınız takdirde vücudunuzdaki değişimi fark edeceksinizdir. İsterseniz vücudunuzun belli noktalarından ölçüm alın çalışmadan önce ve bir 8-10 seans sonra tekrar çevre ölçümü yapın ve farkı görün. Bir diğeri bu bölgede yine basit bir egzersiz. Kalça hizasında kaldırıyorum ayağımı. Buradayken ayağımı yine point pozisyonuna alıyorum sivri bir şekilde. Nefes alışverişimiz doğal bu sefer. Nefes alıp verirken küçük küçük daireler çiziyoruz. Mesela 5 kere sola doğru yaptık. Şimdi 5 kere sağa doğru yapıyoruz. Biraz daha hızlı yapıyoruz. 5 sağ 5 sol. Bunu arttırabilirsiniz. 10 sağ 10 sol. 3 sağ 3 sol azaltabilirsiniz. Ve dinlenelim. Ve iç bacak için bir şey göstereceğiz burada. Bir ayağımızı üstten katlıyoruz bu şekilde. Elimizle tutuyoruz. Diğer ayağımız kalça hizasında. Olur da bu şekilde duramazsanız, dizinizde problem vardır ya da esnek değilsinizdir, bu ayak buraya gelebilir. Ve bu şekilde de yapabilirsiniz egzersizi. Bunu belirttikten sonra bunu buraya alalım. Nefes alıyoruz ve nefes verirken iç bacak yukarı doğru kalkıyor. Bu kalkarken rotasyon istemiyoruz bu şekilde. Ayak iç tabanı yukarı bakacak şekilde nefes aldım ve verdim. Bu da iç bacak için basit bir egzersiz. İlerleyen günlerde bunu arttırabilirsiniz. Ayağınıza bir ağırlık da koyabilirsiniz. Son.
İç bacak için farklı bir alternatif şöyle olabilir. Sırt üstü yatalım. Dilerseniz top kullanabilirsiniz. Dilerseniz çember kullanabilirsiniz. Her ikisi de yoksa bacağınızın arasına sıkıştıracak herhangi bir yastık olabilir. Biz eğer çember bulabilirseniz artık her yerden temin edilebiliyor bu tür şeyler ve çok pahalı da değil. İç bacak için müthiş bir egzersiz şeklidir bu. Evet, nefes aldık. Verirken sıkıyoruz. Alırken açıyoruz. Göründüğü kadar kolay bir egzersiz değildir çemberle bunu yapmak. En az 10 kez yapıyoruz, sonra bırakıyoruz. Bunu illa yatarken yapmak zorunda değilsiniz. Oturduğunuz yerde de şu şekilde alıp sıkabilirsiniz. Yine topla da bunu yapabilirsiniz ya da bir minderle de bunu yapabilirsiniz. Sıkalım. Evet. Aynı işlevi görüyor ama en etkilisi çemberdir. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.